HDP'nin çıkma milletvekili Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi'ne kaydı bildiğiniz gibi. Şimdi beyefendi Ankara'da milletvekili kürsüsünden Süleyman Soylu'ya bazı hakaretlerde bulunarak ve hatta kendi Twitter sosyal medya hesabından da bir sürü hakaretlerde bulundu ve onun alt kademesindeki yandaşları hatta CHP'den bile ağza alınmayacak bir hakaret kampanyası böyle oluşturul gibi bir birlik oluşturdular ve Süleyman Soylu'ya türlü iftiralarda bulundular. Şimdi biz işin gerçek iç yüzünü öğrendik, araştırdık. Kendisi kaburgam kırıldı, bana saldırdılar, Süleyman Soylu bana saldırdı falan filan diyerekten böyle iftiralarda bulundu. Halbuki hiç de öyle bir şey değilmiş. Bu Pınar isimli bir manken. Pınar, şimdi resimlerini de göstereceğim size. Bakın, bu Pınar Güsar denilen, daha önce Malta'da Türkiye'yi temsil etmiş. Resimlerini bir göstereyim kim olduğunu. Resimlerini göstermeden önce şunu da söyleyeyim bakın. Bu Pınar Güsar 15 gün önce Barış Atay'la bir arkadaşın evinde tanışıyor. Yeni tanışıyorlar. Tanışıyorlar ama Barış Atay da evli, Pınar Güsar da evli. 3 gün 3 gece düğün yapıyor Pınar Güsay. Daha sonra bunlar tanıştıktan bir müddet sonra, yani 15 gün önce tanışmışlar ya, Ankara'da işte böyle Süleyman Soylu'ya saldırılar, vatan millet Sakarya gibi, hani ülke kurtardı yani, devrimci arkadaş, büyük mücadeleler verdi, sergiledi. Daha sonra yorgun düşüyor. Bu yorgun düşmenin neticesinde Pınar Güsay'ı arıyor ve buluşuyorlar. Birlikte Kadıköy'de bir bara gidiyorlar. Barda tabi zil zurna sarhoş. Sabahlara kadar iç. İçtikten sonra olay çıkıyor. Hani kavga oluyor. Artık bunu dövmüş olmuş oluyorlar güya, kendi demesine göre. Buna dayak atanlardan bir tanesi oradaki bodyguardmış. Diğer 3-4 kişi de daha sonra yakalandı, ifadeleri alındı. Kendisi Süleyman Soylu'nun yaptırdığını söylüyor. Süleyman Soylu böyle balicilerle, tinercilerle, böyle nevi diyor, belirsiz insanlarla iş yapacak kendisi gibi sanıyor. Diyor ki Süleyman Soylu'ya, ben diyor senden korkar mıyım? Hani bir tiyatro çevirdiler. O tiyatroyu da nasıl iktidara mal ederiz diye oradan iktidara saldırıyorlar. Süleyman Soylu diyor, ben diyor senin ağababalarını, Mehmet Ağarları hani tanıyorum. Sizler kimsiniz? Sizi hallederiz diye. Halbuki Süleyman Soylu, bu Barış Atay denilen çakal kim ki? Bu HDP'li, Türkiye İşçi Partisi, yok komünistçi, yok bilmem hani devrimci falan filan. Bunlar fasafiso. Bu Süleyman Soylu Kandil'de bunların ağababalarının, adamların kökünü kazıyor, kökünü. Adam Güneydoğu'da, Tunceli'de, Van'da, Muş'ta, Bitlis'te, Ağrı'da, adam Kuzey Irak'ta operasyonlar yapıyor ki ne? Bunların kökünü kazıyor. Köküne kezzap suyu döküyor. Bunlar kim? Bunlar öyle fasafiso. Bunlar hani devrimci. Bunlar anca devrimciliğin devir hani devire devire anca bunlar rakı şişesi, şampanya, viski şişesi devirirler. Bunlar başka neyi devirebilecekler? İki şişe deviriyor, 70'lik deviriyor. Gidiyor orada bir tane 70'lik deviriyor. Sabaha kadar zil zurna sarhoş. Ondan sonra devrimci. Onu şişeyi devirdiğini devrimci sayıyor kendini. Neyse, kendisi evli çakal. Pınar Güsar evli. Beraber barda içiyorlar. Felekten bir gece çalıp eğleniyorlar. Şimdi hem kendin evlisin, hem karşıdaki evli. Sabaha kadar içiyorsun. Yani otele, oraya buraya gidiyorsun. Namussuzluğun daniskasını yapıyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun, Süleyman Soylu'ya diyorsun ki ne? Bir tane hani astsubayın bir kız bana hani tecavüz etti, hani sahip oldu. Daha sonra da evlenmedi diyerek kendini intihar etmesi sonucu tutuksuz yargılanıyor. Bir ceza alacağı kesin o kişinin. Ne kadar ceza, yani o astsubay ceza alacak. Ama bunu diyor Süleyman Soylu koruyor. Hadi oradan çakal de, Süleyman Soylu'nun koruduğu bir küçücük astsubay mı olur yani, adamın koruduğu bir kişi? Adam korumuş olsaydı çoktan yanına çekerdi. Ve Süleyman Soylu'nun koruduğu kişi böyle münasebetsiz olaylarla
anılır mı? Ancak sizin gibi üç güzel şerefsiz adiler, hani Toma Çelik gibi böyle milletin böyle parti seçim zamanı milletin içeceğine ilaç atıp uyuşturup da ondan sonra bedenine sahip olan Toma Çelik gibi sizin gibi çakallar bunu yapar. Toma normal kelime anlamıyla araştırın, Ermenice. Ermeni bir kelime ya Toma, Ermeni demek. Yani siz böyle Ermenilerle iş tutarsınız, ondan sonra millete sahip olursunuz, kadına ona buna ilaç atarak şerefsizliği, adili, adaletsizliği en alasını siz yaparsınız. Sonra da kalkarsınız, adaletten, özgürlükten, demokrasiden bahsedersiniz. İşte devire devire devirdiğin Kadıköy'de işte gördük bira şişeleri. Adapsızlığın, ahlaksızlığın ailesini yapıp arkasından da millete adap, ahlak pazarlarsınız işte. Mehmet Ağar senin hani ağababanı biz böyle böyle hani biz ağababan gelsin biz onları yendik diyorsun ya. İşte Süleyman Soylu size orada Güneydoğu'da ot yolduruyor, ot. Siz orada mağaradan kafanızı çıkartamıyorsunuz. Adam gece gündüz işinin başında, gece gündüz kalkıp da senin gibi çakala bir hareket yapacak olsaydı senin sülaleni kazırdı. Öyle 3-5 tane tineciyle iş mi yapacak koskocaman Süleyman Soylu? Adam 15 gündür orada Giresun'da sel felaketinde Dereli'de orada yatıyor adam ya. Adam orada yatıyor 15 gündür. Bir gün olay oluyor Erzincan'da, bir gün Elazığ'da, bir gün İstanbul'da, bir gün Giresun'da, bir gün Rize'de, her gün bir yerde adam. Bir gün Güneydoğu'da, nerede olay var anında orada adam ailesini görmüyor ya, ailesini. Türkiye'nin dertleriyle dertlenip sorunlarıyla uğraşmak için. Sizin gibi öyle feneri meyhanelerde söndürmüyor. Gidiyorsunuz Ankara'da aslan kesiliyorsunuz kürsüden. Ahlaktan, ardan, adaptan, namustan, şerefsizden bahsediyorsunuz. Sizden alası olmuyor. Yani en alasısınız, adap abidesisiniz. Kadıköy'e geliyorsunuz, evli bir kadını mankeni alıp Kadıköy'de bara götürüyorsunuz. O hani sizin demiştiniz ya hani o söylediğiniz kızın da bakın resimlerini burada gösterelim kim olduğunu. Bunlar kimmiş? Bakın. Sen bu mankenle orada ardan, adaptan, namustan bahsedersiniz. Kendiniz zaten Google'a yazsanız da çıkar zaten. Pınar Güsar diye. Bakın kim olduğunu ben buradan göstereyim size. Görüyorsunuz değil mi? Ya böyle gezersiniz evli kadınlarla. Kaldı ki o sana saldıran kişilerin de o Pınar Güsar'ın eşinin olduğu, eşi tarafından gönderildiği emniyet kayıtlarında çıktı zaten. Vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda Pınar Güsar'ın eşinin yaptırdığı ortaya çıktı. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir iftirayı dillendire dillendire hani tekrarlaya tekrarlaya ne anlama geliyor? Eğer ki yalan bile olsa çamura izi kalsın. Bir müddet sonra mesela bir iftira at, yaptığın iftirayı yanlış olduğu ispatlansa bile sen karşı taraf ispatlasa bile sen aynı o yapmış olduğun iftirada devam, aynı propaganda yapmaya devam et, tezinde dur, yüzün kızarsa bile ispatı ortaya çıksa bile aradan 6 ay 1 sene geçtikten sonra yapmış olduğun o iftira insanların aklında yer edip kalacaktır. İftira olduğu konuşulmayacak ama insanların aklında o iftira kalacaktır diye siz bu propagandayı yürütüyorsunuz. Bakın Pınar Güsar Erdem İpekçi diye birisiyle görüyorsunuz değil mi? Bak Erdem İpekçi. Erdem İpekçi diye birisiyle dünya evine girdi. Bak burada gelinlikli resimleri bile var bak. Görüyorsunuz değil mi? Kadın evli. Sen de evli bir kadınla bara gidip eğleniyorsun. Otele gidiyorsunuz. Otele gidiyorsunuz. Ve insanlara ardan, adaptan, ahlaktan bahsediyorsun. Güneydoğu'da orada hani doğuda bir tane assubayın bir kadınla yaşamış olduğu ilişkiden sonra kadın kendini
intihar edince hani tutuklanıyor. Daha sonra mahkemeye çıkıyor. Mahkeme serbest yargılıyor artık. Yani nasıl oluyor, hani savcı itiraz ediyor yine ama bunu sen alıyorsun. Sosyal medyada bu astsubayın arkasında Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu sahip çıkıyor tecavüzcülere diyorsun. Ama halbuki dağdaki o Kandil'de HDP'nin uzantısı olan o Kandil küçük çocuklara dağa kaldırıp neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Kendiniz burada bize adab ahlak dersi vermeye kalkmayın. Biz körü körüne sizin peşinizden giden, size inanan, güvenen, sizden medet bekleyenlere söylüyorum ben. Bakın iyi araştırın. Bu Barış Atay'ın ne kadar ahlaksız bir insan olduğunu, devrimciyim deyip de devirdiği tek rakı ve bira şişesi olduğunu işte anlayın diye biz gerçekleri burada size haykırmaya devam edeceğiz. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.